Herkese merhaba, Ahmet Selim Şimşek ben. Geçenlerde burada yürüyüş yaparken yanımda her zaman bir mama bulunuyor. Burada bayağı bir kedi görmüştüm. Kediler hepsi açtı. Yaklaşık 4-5 gün üst üste buraya beslemeye geldim. Şu anda yine geldim. Artık hazırlıklı geliyorum buraya. Zaten yanımda da belli. Kuru mama, yaş mama, tabak, su, her şey bulunuyor yanımda. Ama şu anda sürprize karşıladım. Buraya bir geldim. Millet beslemiş bugün burada hayvanlar. Her yerde mama var. Çünkü burada toplam bir 20 tane kedi var her zaman. Ama bugün mama verdiler. Hediyede mama var yerde. Verenden Allah razı olsun. Ben de eskiden şimdi burada demek istedim. Ben de eskiden böyle veriyordum. Ama izleyen arkadaşlar hep uyardılar beni. Ya yerde cam kırıntılar olabilir veya mikrop olabilir veya başka bir şey olabildiği için her zaman bir tabak veya plastik tabak gibi bir şey koymayı önerdiler mamayı. Benim de tabii ki kafama yattı. Ben de o günden sonra her zaman yanımda bir plastik tabak bulunduruyorum. Bugün bayağı bir mama döküldü buraya. Dökenden sağ olsun, Allah razı olsun. Biz de şöyle bir gelelim o zaman. Artık bunlara doymuşlar zaten. Bari ödül verelim bunlara. Yani şimdi gelen kedilerde pek dinlemeyebilirler. Çünkü yemek yemişler. Ama ödülümüz verelim bunlara. Bu ödül şimdi yere dökeceğim buraya. Yani şimdi daha şimdi eleştirmiş gibi olmayalım. Diğer arkadaşlar da sağ olsunlar ama burada da ödül de dökelim şöyle yerlere. Zaten bugün bayağı bir canlılık görüyorum. Sanki bir iki otel açtı burada. Antalya, Manavgat, Çoraklı bölgesindeyiz. İster istemez burada yavaş yavaş hazırlıklar başlıyorlar insanlar. Çünkü turist bekleniyor burada bu sene. Alman beklenmezse Rus şu anda gelmeye başladı. Hatta bir iki otel açtı burada. Onun için demek ki hayvanlar da beslenmeye başladı. Turist gelmeye başladı bir anda. Hayvanlar da beslenmeye başladı. Geçenlerde burada hepsi mamaları yoktu. Öyle diyeyim ben size. İyi o zaman bunlara ödül verelim. Hepsi de buradaki kediler. Yani şu anda karşımda bütün kediler kısırlı burada. Bakımlı aslında. Bakımsız bir kedi yok. Hepsi de maşallahları var. Hepsi insanlara alışıklar. Hiçbiri insanlardan korkmuyor. Meraklılar. O kadar kedi birikti ki karşıma. Bunlara en iyisi bir yaş mama da vereyim. Çünkü bunlara getirdim bu yaş mama. Yani bunların kısmetiymiş aslında. Pis 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 pis. Tamam kavga etmeyin. Gelmişken bu kedilere bari yani nasıl diyeyim ben size bir karışık mama da yapayım burada. Yesinler rahat rahat. Tamam size yaş mama vereceğim. Bekleyin. Bunu karıştıracağız. Yaş mamayla kuru mamayla. Yemek yesinler şimdi. Kediler de akıllı, belli. Yaş mama ne olduğunu biliyorlar. Çünkü sanki şey açtım. Karıştıralım da 4-5 kedi birden yesin o tabaktan. Tamam şöyle burada bir yesinler. İyi. İyi maşallah. Kediler de güzel olan, yakışıklı olan kedilerimiz. Ve şu anda arkadaşlar birkaç gün önce buldum olan kediler şu anda karşımızda bayağı bir kedi var. Yani gibi 15-20 kedi var burada toplam. Mama veren oldu. Bayağı bir mama yediler. Yerlerde daha mama var. Ben de yaş mama verdim. Bunlar bir yesinler. Bir yaş mama daha açacağım onlara. Çünkü gelmişken hepsi bir şeyler yesinler. Burada da 10 tane tabak açmak istemiyorum. Çünkü onu yemişler. Meraktan geliyorlar yaş mama olduğu için. Yemeğini yesinler. Doysunlar hayvanlar. Hayvanlar da tabii ki uzun süredir. İnsanlara alışık bu hayvanlar. Belli. Hiçbir kedi şu anda benden korkmuyor. Hepsi bakın. Şunu mesela. Hepsi insanlara alışık. Korkmuyorlar. Bağlılar. Belli yani. Ürkek değiller. Demek istedim ben burada bu kediler. Kavga etmeyin. Hepinize mama var. Açacağım size bir mama. Yani burada olan kediler yavaş yavaş doyuyorlar. Tamam tamam tamam. Şimdi hepiniz yiyeceksiniz. Senin gözlerinde ne var? Gel bakayım buraya. Sen hasta mısın? Ne var gözlerinde senin?
Hastaysan veterine götüreyim diyeceğim ama o kadar hasta durmuyorum sen. Biraz bir şey vardı orada. Hasta sandım. Hasta değilmiş kedi. Kara kedi. Biraz da ödül verelim kedilere. Çünkü hurmama bayağı bir yediler. Belli. Ödül yesinler. Güzel hayvanlar. Yaş mama da yesinler. Evet, şu anda olan kedilerimiz doyuruyoruz. Yemeğini yesinler hayvanlar. Sen de yiyeceksin şimdi daha mama, merak etmeyin, yiyeceksin daha yaş mama. Bir tane daha açacağım size, merak etmeyin. Bu kedi de geçen seferden tanıyorum. Bu kedi, bir de bir kedi daha var. İnsanlara çok bağlı, şu, tam şu kedi. Bu iki kedi çok bağlı insanlara. Bu kedi hep şey geliyor. Yani bu çok meraklı bir hayvan. Bu kedi ve bu kedi, ikisi. Evet, ikinci mama da açalım onlara. İkinci yaş mama da verelim kedilere. Zaten bunların kısmetiymiş. Bunlara getirdim bugün bu yaş mamayı. Yani ben bunları bugün bayağı bir aç sanıyordum. Kediler bayağı bir mama yediler, belli. Ama yaş mama, kebap varsa ıspanak yer miyiz? Tabii ki kebap tercih ederiz. Kedilerde de öyledir aynı zamanda. Onun için bunlara yaş mama veriyoruz şu anda. Afiyetle doya doya yesinler. Yani hepinize mama var. Kediler hepinize var. Rahat rahat yesinler kediler. Biz de çöpümüzü çöpe atalım bu arada. Doyurduk. Yaş mama da verdik kedilere. Şu anda afiyetle yesinler. Antalya, Manavgat, Çolaklı'dayız dediğim gibi arkadaşlar. Yavaş yavaş insanlar canlanmaya başladı burada. Yani oteller açmaya başladı yavaş yavaş. Tek tük yabancı misafirler gelmeye başladı. Baktım bugün de kediler de burada yemeğini yiyorlar. Geldik bugün buraya. Birkaç gün buraya gelmeye başladık zaten. Sürprize karşıladık. Tüm hayvanlar yemama yemişler. Bol su da var burada. Çok güzel olan memleketteyiz. Antalya, Manavgat, Çolaklı'da hayvanlar doydular. Yani şu anda biz elimizden gene yaptık. Gelmişken yaş mamamızı da verdik bunlara. Ödülümüzü de verdik. Kuru mama çünkü bayağı bir yediler. Yarın bir gün yine bakmaya geleceğim buraya. İnşallah buranın beslemesi devam eder. Bundan sonra da zaten biraz bir canlanırsa, oteller bir açılsa tabii ki insan da artar burada. Tek hayvansever ben değilim bu memlekette. İnsan da tabii ki beslerler. Ve hayvanlarımızdan belli zaten. Hepsi bakımlı, kısırlı, kilolu. Hayvanlar da o kadar kötü durumda değiller şu anda burada. Ama bundan sonra tabii ki sık sık gelmeye başlayacağım buraya. Bugünlük bu kadar olsun. Bol kedi gördünüz. Hem de tok kedi gördünüz. Yine bir mama verdik kedilere. Hem yaş mama, hem ödül mama. Ben de biraz bunları seveceğim burada. Ondan sonra biraz daha ileriye yürüyeceğim. Çünkü ileride bir nokta daha vardı. Acaba orada beslendiler mi bilmiyorum. Belki burada beslendiler. Önümüzdeki nokta aşağı 400-500 metre ileride. Orada da bakacağım. Ondan sonra ben de zaten günümü bitiriyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.